Yaklaşık 1,5 yıldır Kartbel kuruldu. Belediye bünyesinde kuruldu. Bunun kuruluş amacı ise daha çok yerel üreticiye destek vermek babında kurulan bir gıda üzerine açılan bir şirketimizdir. Kartbel şu anda Türkiye'de birçok şehirde ve buradaki birçok il ve ilçelerde yerel üreticilerle birlikte çalışıyor. Türkiye'nin birçok şehrinde ise çoğu kooperatiflerle çalışıyoruz. Daha çok kooperatiflerle çalışmayı da hedeflendiriyoruz. Buradaki amaç yerel üreticileri desteklemek. Yerel üreticilerden doğal ve sağlıklı ürünleri onlardan alıp tüketiciye daha hızlı, daha uygun, daha sağlıklı bir şekilde ulaştırma, iletmek için bir köprü görevi görüyor burada. Daha çok kadın emeğine önem veren ve kadınların el emeği olan ürünleri, yerel ürünleri alıp kooperatiflere pazarlıyoruz. Yerel üreticilere pazarlıyoruz, yerel tüketicilere pazarlıyoruz. Bundaki amaç kadınların el emeğinin en ucuz olduğu bir dönemde buna değer vermek. Kars Belediye binasında bulunmuş olan satış ofisimizle beraber internet üzerinden daha çok satış yapıyoruz. WhatsApp üzerinden sipariş alıyoruz ve Türkiye'nin her yerine kargo teslimiyle, kapıda teslim edilmek üzere kargoyla satışımızı başlatmış bulunuyoruz. Ürünleri bulmada sıkıntı yaşıyoruz. Şöyle, yerel üreticiler ve kadın emeği çok ucuza mal ediliyor. Bunların en büyük, en başta sıkıntı olan sebebi ise kooperatifleşmemek. Kooperatifleşmedikleri için tüccarlar zamanından önce gelip köylere geliyorlar. Yerel üreticilerle görüşüp onların ürünlerini onların elinden çok ucuza mal olacak bir şekilde yapıyorlar. Ve daha sonra onları iki katına fiyatla dışarıya pazarlıyorlar. Burada hem zararı gören tüketici hem üretici. Yani bunların önüne geçmek için bizim bir an önce kooperatifleri daha çok kurmamız, en çok da kadın kooperatifleri, kadın girişimcileri destekleyip bunun önüne geçmektir. Ürünleri kaliteli olma, yani kalitelerine, yapılış şekillerine birebir takipteyiz. Takip ederekten bu ürünleri onlardan alıyoruz. Daha sonra kendi yanımızda muhafaza ederek ambalajını kendimiz yapıyoruz. Sağlıklı bir şekilde bütün kontrollerini gözeterek yapıyoruz. Hem kargo hem de kendi aracımızla üreticiye ulaştırmaya çalışıyoruz. Kartbel Ankara ve İstanbul'da temsilciliğimizin yanı sıra yaklaşık 20 tane kooperatifle beraber çalışıyoruz. Buradaki amacımız bu çalıştığımız kooperatiflerin sayılarını yükseltmek ve şöyle Türkiye'deki birçok kooperatife ulaşıp ürünleri onlardan alıp ve kendi ürettiğimiz üretimimiz olan Kartbel kaşarları ve yerel ürünleri kendilerine ulaştırmaktır. Tüketiciyi teşvik etmek amacıyla hani bir söz vardır, birlikten kuvvet doğar diye. Onu kesinlikle herkese söylüyorum. Özellikle kadın emeğinin değer görmediği bir zamanda bir an önce kadın kooperatifleşmesi, kadın girişimcileri, yeni girişimcileri destekleyip beraber çalışmayı kendilerinden istiyorum. 1975'ten beri bir şey yapıyoruz. 45 yıldır yapıyoruz. 50 yıl dayanıyor. Yarım asır. 75'te köyde başladık bu işe. O zamanki şartlarda kırıl malzeme falan yokuz. Hep ağaç malzemelerde yapıyorduk. Süt taşıması yoktu. Köylüler kendi şartlarda kovalarla getirip mandıraya süt döküyordu. Şimdi sütleri biz kendimiz köylerde toplayıp getiriyoruz. Fabrikasyonluk yapıyoruz. Böyle 1,5 yıldır bu işi yapıyoruz. İlk kurulduğundan beri Kartbel beraber üretiyoruz. Kartbel üreticiliği ben yapıyorum. Gravyer tamamen doğal bir peynir. Eski kaşar tamamen doğal bir peynir. Yani gravyere 100 gram yağsız inek sütü, koyun sütü, keçi sütü gibi zaman çatlar. Yani gravyer olmaz. Eşki süt, yeni doğmuş inek sütü. Gravyerin sütü tamamen taze olması lazım. Yani onun için çok zahmetli bir peynir gravyer. Dünyada iki yerde yapıyor. Alt dağlarında yapıyor İsviçre'de. Türkiye'de de Kars yapıyor. Yani Kars'ın dışında Kars'ta da 4-5 firma yapıyor bir şey. Başka yapan. Şimdi yaptığımız işin karşılığını alamıyoruz. Masraf çok, ham madde yok. Şu anda biz Iğdır'dan süt getiriyoruz. Kars'ta olduğumuz halde Iğdır'dan süt getiriyoruz. O da sürekli getiremiyoruz. Süt sıkıntı çok büyük şartlarda süt yok yani Kars'ta. Vallahi ileriki dönem peynir çeşitlerini geliştirmeye çalışıyoruz. Şu anda mesela eski kaşar yapıyoruz. Gravyerdir, taze kaşar, tereyağı, lor, beyaz peynir, çeçil,
Bunları yapıyoruz. Yoğurt, ayran ünitemiz var, çıkartmıyoruz şu anda. Ama daha sonra et grubuna da, hani başkanla konuşmuş şekilde ona da girmeyi düşünüyoruz. İşte sucuktur, kavurmadır, pastırmadır. Baharatlı peynir çıkartıyoruz. İşte otlu, cevizli, kekikli, naneli, sırgan otlu, evelikli bunları çıkartıyoruz. Zaten eskiden beri de yapıyorduk. Şimdi Karsper markası altında yine üretmeye devam ettik. Şu anda satış mağazamızda da mevcuttur. Satışlarımız devam ediyor. Belediye bünyesinde ortalama 5-6 aydır şu anda bakıyoruz. Sabah erkenleri gelip yemlerini, her şeyini hazırlayıp veriyoruz. Evliye dışarıya çıkarıp sularını falan veriyoruz. Havuzumuza götürüyoruz. Akşama doğru tekrardan dışarıda tarlalarda gezdirip otlattıktan sonra tekrardan getirip kümeslerine koyduktan sonra tekrardan yemlerini verip bırakıyoruz. Sabah erken tekrardan aynı şekilde devam ediyoruz. Ya şu anda zaten belediyede ilk oldu bu. Yani ortalama bir tek kişinin yapabileceği iş değil şu anda. Burada 600-700 tane gazımız var. Bunlar bu dönem kışın hiçbiri kesilmeden cekmen üretime devam edeceğiz. Bir sonraki sene zaten normalde tekrardan iş kapısı açılır. Şu anda 3 kişiyiz. Ama ileriki dönemlerde 3 kişiyle olacak iş değil. Daha çok olacak. Akşamlara doğru da arpa kırması. Yavruyken arpa kırması verdik. Şu anda büyüdükleri için, tam anaç oldukları için şu anda arpa veriyoruz. Arpayla büyütüyoruz. Yani besiciliğe her işin zorluğu vardır. Bunun da zorluğu var ama zevkli iş.